Ökkeş Ede ve Emre Üçkan. Biri henüz yeni evlenmiş ama düğününü Eylül'e bırakmıştı. Diğeri çok değil, 6 ay sonra görevini tamamlayıp evine dönecekti. Ama şehit düştüler. Hayalleri yarım kaldı. Tıpkı yarım kalan hayatları gibi. Tıpkı sadece son 2 ayda verdiğimiz 24 şehidin hayatlarının yarım kaldığı gibi. Farkında mısınız? Yine Türkiye'nin bu gündeminde ancak kısa haberler oldular. Yine cümleler içinde kayboldular. İstanbul seçimi, seçim tekrarı, pahalılık, S-400 derken yine aynısı oldu. Terör kabusu gündelik hayatın bir parçasıymış gibi sıradanlaştı yine. Değişen tek şey erlerin yerini uzman çavuşlar aldı. Yani rütbeler değişti ama unutmayın çocuklar aynı çocuklar. Ökkeş Ede aslında turizmciydi. Rusya kriziyle Alanya'daki işini kaybetti. Hayatını kazanabilmek için uzman çavuş oldu. Yani gerçekte değişen bir şey olmadı. Çocuklar yine aynı çocuklar. Yine şehit oldular ve günlük hayatın akışında görüp geçilen ayrıntılar haline geldiler. Dediğim gibi sadece son 2 ayda Mayıs ve Haziran'da 24 Mehmetçik şehit oldu. 24 aslan toprağa düştü. Anneler oğulsuz, çocuklar babasız kaldı. Birazdan herkesin o gündelik sıradanlığa dönecek. Kimi bir şeyler izleyecek, kimi İstanbul seçimini konuşacak, kimi dövizi, kimi faizi, kimi oy verdiğini, siyasi partinin ne kadar da iyi olduğunu filan. Ama 24 hanede konuşmayı bırakın, düğümlenen boğazlardan sesler dahi zor çıkacak. Daha önce de pek çok kez olduğu gibi. Ne o hanelere eklenen haneler azaldı, ne de bizim dönüp dönüp kurduğumuz cümleler. Bazı gün bir, bazı gün iki kahraman derken işte bilanço bu. 2 ayda 24 şehit verdik. Gündelik hayatta isimlerini hatırlamıyoruz. Bari şehit düştüklerini de unutmayalım.